Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bildiğiniz gibi oyunun içerisine gizemli kameralar eklendi. Ve bu kameraya tıkladığımız zaman ekranda gördüğünüz gibi bir mesaj alıyoruz. Zaman uyumsuzluğu algılandı diyor ve gir dediğimiz zaman da bize ayrı bir boyuta ışınlıyor arkadaşlar. Burası Star Park'ın içerisinde kameraları izleyebileceğimiz bir güvenlik odası ve bu odanın içerisindeki kameralarda gerçekten çok ilginç, çok garip şeyler oluyor. Star Park CCTV videolarının devamı için aşağıdan lütfen 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açabilir, marketten de kod bölümüne Onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Bütün her şey Brawl Talk'un içerisinde ekranda görmüş olduğunuz bu sahneyle başlamıştı arkadaşlar ve burada bir telefon görmüştük ve yanında yine kalemler görmüştük. Kameradan birileri Brawl Talk'u yapan Dani ve Marzio'yu izliyordu. Ve biz bu odada da yine aynı telefonu, aynı kalemleri görebildik. Yani aslında Brawl Talk'un içerisinde gördüğümüz odayla bu oda birbirinin aynıydı. Öncelikle burada notlar vardı arkadaşlar ve notlara ilk günden itibaren baktığımız zaman Star Park güvenlik kayıtları yazıyor. Ve hemen alt tarafında bunu bu odanın içerisinden çıkarmayın şeklinde bir uyarı mesajı var. Sağ tarafta gün gün Rick isminde bir güvenlik görevlisi kayıt tutuyor arkadaşlar. 2 Kasım 1995 tarihinde güvenlik odası 2E'de Rick'in, güvenlik görevlisi Rick'in yazdığı notlar şu şekilde: saat 8.52. Bu iş çok kolay. Ödemeler, bol bol izin, asla kötü şeylerin yaşanmayacağı bir eğlence parkını izlemek şimdiye kadarki en iyi güvenlik işi. Daha sonraki gün tabi işler biraz daha değişiyor arkadaşlar. 3 Kasım tarihinde saat 7.03'te yine sabah saatinde Rick'in yazdığı mesaj şöyle: bu iş çok sıkıcı. Ne oluyor da acaba bir gün içerisinde en iyi güvenlik işi dedikten sonra bu iş çok sıkıcı diyor. Muhtemelen o gece, yani 2 Kasım'ı 3 Kasım'a bağlayan gece bir şeyler yaşanıyor. Yine Rick'in burada bu iş çok sıkıcı dedikten sonra XOX diye bir oyun vardır, bilirsiniz belki. O oyunu oynadığını görüyoruz. Tek başına mı oynuyor? İki kişi oynanır normalde. İki kişi mi oynuyor? Bunu bilmiyoruz. Yanında bir başkası var mı yok mu? Şu anda bildiğimiz kadarıyla yok ama burada gördüğünüz gibi oğların üstünü yanlış çiziyor. Yani aşağıya doğru çiziyor. O yüzden yani çok hani böyle yetişkin değil de acaba bir çocuk olabilir mi diye bir teorimiz vardı. Ama bazı görüntülerde de sanki bu güvenlik görevlisini görüyoruz gibi, birazdan göstereceğim. Daha sonra 4 Kasım tarihinde 7.24'te diyor ki her zaman olduğu gibi her şey harika. Burada harika yazarken perfect, yani mükemmel gibi bir şey yazmaya çalışmış ama yazamamış. Ondan sonra bunu harikaya çevirmiş. Yani orada hani bir kelimeyi yazamayıp başka bir kelime yazması iki anlama geliyor olabilir. Bunlardan birincisi ya onun perfect, yani mükemmel yazmasını istememişler ve o yüzden Star Park tarafından great, yani harika yazılması sağlanmış olabilir. Ya da biraz önce XOX oyununda da söylediğimiz gibi daha yazmayı yeni öğrenen bir çocuk da olabilir. 11.02'de de diyor ki uzun bir öğle yemeği yiyeceğim ve bu iş gerçekten harika. Hemen bir sonraki notada bakalım, 5 Kasım tarihinde saat 9.15'te de diyor ki arkadaşlar bir koşu yaşadım bazı suçlu çocuklarla. Suçlu çocuklar dediğinin kim olduğunu birazdan videoda göstereceğim çünkü Nita ve Leon bir şekerci dükkanından, Mandy'nin şekerci dükkanından şeker çalıyorlar ve onları doğru yola çektim. Burada gerçekten çok zor bir gemiyi yönetiyorum diyor Rick ve altta da yeni bir şarkı fikri diyor ve orada da bir melodi yazmış arkadaşlar. Şimdi notları yazdık. Bunun dışında ne yapabiliyoruz? Hemen onu da göstereyim. Şurada kameradaki görüntüler de bu arada değişiyor. Saatlere göre değişiyor, özellikle ondan bahsedeyim. Saatler şu şekilde: gece yarısı 12'den saat 6'ya kadar arkadaşlar buradaki görüntü değişik oluyor. Tabii ki buradaki saat, bu arada bakın şurada bir saat yazıyor. Mesela 18.13 yazıyor. Bu bizim Türkiye saatine göre 6 saat ilerisi, yani Japonya saati. Çünkü Star Park denilen, yani burası aslında Japonya'da olan bir yer hikayeye göre. O yüzden buradaki saat gece 12 ile sabah 6 arasındayken gece yarısı oluyor. Saat 6 ile, buradaki saate göre söylüyorum hepsine, 6 ile 8 arası şafak vakti oluyor, yani güneşin ilk doğduğu zaman. 8 ile 12 arası sabah vakti ama şafağın sonrası oluyor. Öğleden önce diyebiliriz buna da. 8-12 ayrı bir dilim. 12 ile 14 arası öğleden sonra diye geçen ve kısa bir bölüm, yine burada da görüntü değişiyor. Ve 14-18 arası da tekrar öğleden sonra ya da ikindi diyebileceğimiz ayrı bir zaman dilimi. Ve en sonunda da akşam 18'de gece 12 arasında tekrar ayrı bir dilim var. Ve bu dilimlerde ekranda görmüş olduğunuz bu görüntüler tamamen değişiyor arkadaşlar. Mesela gündüz saatlerinde baktığınız zaman burada işte bir atari bölümü var. Burada bazı arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun oynuyor. Gece saatinde baktığınız zaman burada oyun oynamıyorlar. Ve yine bazı yeni görüntüler de ekleniyor buranın içerisine. Bakın mesela burada Bull var gördüğünüz gibi. Bull'un burada bir restoran işlettiğini görüyoruz. Yine burada böyle bazı arkadaşlar görebiliyoruz. Bunların bir kısmı muhtemelen, belki de aslında
bir savaşçı, oyunun içerisinde gördüğümüz bir savaşçı ama şu anda onun o savaşçı olduğunu bilmiyor olabiliriz. Çünkü şöyle bir hikayesi var özetle. Oyunda gördüğümüz savaşçılar aslında Star Park denen bu gerçek eğlence parkının içerisinde fiziksel olarak yaşıyorlar. Yemek yiyorlar, eğleniyorlar, sohbet ediyorlar ve burada fiziksel olarak yaşıyorlar. Ama Star Park tarafından oyun simülasyonunun içerisine doğru entegre ediliyorlar. Yani Brawl Stars'ın içerisinde oynamış olduğumuz karakterler Matrix filmini izlediyseniz onun gibi düşünebilirsiniz. Ya da belki VR teknolojisiyle oynanan oyunlar var ya, hani böyle kablolar falan da bağlıyorlar. Onun da düşünebilirsiniz, ona da benzetebilirsiniz. Burada mesela atıyorum işte birazdan göreceğiz zaten Leon'un gerçek hali var. Ve Leon'u işte o şekilde bir simülasyona bağlıyorlar ve oyunun içerisindeki Leon'a dönüştürüyorlar. Ve bunun genel amacı ne diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu şekilde biz oyunu oynadıkça, mesela Leon'la oynadıkça Leon'un fiziksel halini, Star Park'taki fiziksel halini güçlendiriyoruz. Ve böylelikle Star Park'ın elindeki o gerçek halleri, savaşçıların gerçek halleri inanılmaz güçlü bir hale geliyor. Ve bu şekilde Star Park dünyanın en güçlü ordusunu kurmuş oluyor. Tabii ki bu işin hikayesiydi arkadaşlar. Kısaca bahsetmek istedim ama buraya siz de bakabilirsiniz. Bakın mesela bu kamera görüntüsü yoktu. Burada gördüğünüz gibi vahşi batı teması, aslında Belin sezonu, altın kol geçidiydi galiba. O sezonun görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Ve belki burada Beli de görebiliriz. Bu arada bir kameraya tıkladığınız zaman şu şekilde geriye alabiliyorsunuz, ileri alabiliyorsunuz. En sağdakine basınca canlı haline tekrar alabiliyorsunuz. Ya da işte durdurabiliyorsunuz. Ve bu şekilde kameraları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Manic Panic diye bir şey var. Manic Panic belki de yeni bir sezon ismi olabilir. Bunu bir kenara yazalım diye. Daha önce yine canlı yayınlarda konuşmuştuk. Bakın orada bir tane roller coaster falan geçti. Burada bir Atari bölümü var. Burası da arcade, yani 8 bitin olduğu bölüm. Muhtemelen burada da 8 bit belki işte buraya gelecek ya da bu makinelerden biri zaten 8 bit ve canlanacak, bilmiyoruz ama burada da bir şeyler olacak. Yine burada farklı müşteriler var. Yine oyun oynuyorlar. Burada yine Star Park'ın ağlayan bir heykeli var. Bir havuz gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar. Burada dediğim gibi böyle bir bulun restoranı var. Şurada çarpışan otoların olduğu bir yer var. Çok hoşuma gidiyor benim burası. Burası mesela gece saatlerinde tamamen boş oluyor. Ve buraya baktık mı? Evet, burada da yine bir güvenlik görevlisi mi o? Temizlik görevlisi mi bilmiyorum ama burada da yine böyle parkın içerisinde gezinen arkadaşları görebiliyorsunuz. Burada da zaman zaman garip ve farklı şeyler olacaktır. Şimdi burada iki tane gizli kod geldi arkadaşlar. Bu gizli kodlardan bir tanesi, şu an bir yayın tekrarından bakıyoruz. Gördüğünüz gibi dükkana ücretsiz bir simge geldi. Burada gördüğünüz simge ve üst tarafında bir kod yazıyor. Bakın 04.11.95 ve 15.36.22. Bizim oradaki yere bir tane tarih, bir tane de saat yazmamız gerekiyor ve bu tür gizli kodlar paylaşılıyor. Bu birincisiydi ve bakın bu kodu yazdığımızda ne oluyor? Şu anda bu kodu tekrar bu arada yazmamıza da gerek olmayacak. Çünkü şu bölüme girdiğiniz zaman arkadaşlar Time Coder diye bir bölüm var. İsterseniz buradan direkt olarak onu tekrardan yazabiliyorsunuz. Ama geçmiş kodları zaten şurada Archives, yani arşiv bölümü var. Arşiv bölümünde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 4 Kasım 1995 saat 15.36. Yani tam olarak biraz önce gösterdiğim oyuncu simgesinin üzerinde yazan etiket. Tıklıyoruz ve bakın ne oluyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın burada... Şimdi birisi gelecek. Bakalım tanıyacak mısınız? Evet, bu Leon arkadaşlar. Leon'un gerçek yüzünde böylelikle görmüş oluruz. Bir tane şekeri yiyor. Bir güvenlik görevlisi de onu kovalıyor gördüğünüz gibi. Bunu yine aynı şekilde farklı kameralardan da görebiliyorsunuz. Siz de inceleyebilirsiniz. Bakın burası aynı şeyin üstten görüntüsü. Bak sol tarafta da Poco bu arada şarkı çalıyor, gitar çalıyor ve onu izliyorlar. Bakın sağ tarafa dikkat edin. Görüyor musunuz? Leon gene orada aldı, kaçtı ve güvenlik görevlisi de yine aynı şekilde arkalarından baka kaldı. Bakın şu görüntü çok enteresan. Birisi geliyor, bu Mandy'nin şekerci dükkanı ve orada oyalıyor Mandy'yi, görüyor musunuz? O da Nita arkadaşlar. Nita Mandy'yi oyalıyor ve Leon da oradan şekerleri çalıyor ve tam bu sırada güvenlik görevlisi onu kovalıyor. Mandy de yine aynı şekilde arkasından sinirli bir şekilde ona bakıyor. Burada iki tane daha kamera görüntüsü var ama o kamera görüntülerinin bir anlamı var mı? Çok açıkçası çözemedik. Eğer bulduğunuz bir gizem varsa bunu yazabilirsiniz. Yani Nita ve Leon'un şeker çalmasıyla buradaki görüntünün ne alakası var? Mesela şunun. Burada bir güvenlik görevlisi var. Ve yine şurada da böyle bir şey var arkadaşlar. Bak şu arka taraftan giren çocuk izci Gus'tı galiba. İzci Gus kostümüne çok benziyor çünkü. Ve yine kapıda bekleyen birisi var. O kapıda bekleyen de Piper arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle, bakın şöyle tekrar göstereyim size. Şurayı hatta böyle durdurabiliyorsunuz. Şöyle zoomlayabiliyorsunuz, siz de yapabilirsiniz. Kapıda bekleyen büyük ihtimalle Piper, arkadaki gelen çocuk izci Gus kostümü, ön taraftaki
Janet olabilir mi falan dedik ama çok Janet'a da benzemiyor. Onun kim olduğunu tam olarak çözemedik. Ortadakinin yani. Eğer onun kim olduğunu çözebilen olursa yine yorum kısmına yazabilir. Şimdi gelelim günümüze arkadaşlar. Bugün itibariyle de ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tane paylaşım yapıldı Twitter üzerinden ve burada hatta gönderiyi de çevir diyelim. Boynunda komik bir şey var. Neyse. Kara Palyaço Sam Bizarre Circus sezonu yani esrarengiz sirk sezonunun başında gelen bir kostüm olacak ve çıkış gününde Blink yani mücevherle satın alınabilecek. Yeni sezon yarın başlıyor diye bir mesaj arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni sezonumuz başlıyor ve yeni sezonla birlikte buradaki Sam kostümünü de mücevher karşılığında direkt olarak alabileceğiz. Şimdi burada bizim için önemli olan, daha önemli olan kısım diyeyim. Tabii ki o da önemli. Şurada bir kod var yine, bakın 051195, alt tarafta da 160152. Hemen bunu yazalım. Şimdi buradaki cihazın içerisine yine giriyoruz arkadaşlar ve bugünün kodu olduğu için arşiv bölümünde henüz yok. Buraya yazmamız lazım. 051195 buraya yazacağız. 051195 ve yan tarafına da 160152 yazıyoruz. Bakın 160152 yazıyoruz ve giriş yaptığımız zaman bakın bize ne karşılıyor. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Dynamite ve Jackie'yi görüyoruz. Bir dinamit geliyor, patlıyor arkadaşlar. Bakın Jackie bir anda oradan kaç patlıyor diyor. Kaçmaya başlıyorlar. Bir patlama oluyor ve sonra elmaslar ortaya çıkıyor ve Dynamite geliyor arkadaşlar. Elmasları görürken gözündeki siyahlığı gördünüz değil mi? Sanki birisi tarafından ya da o elmaslar tarafından kontrol altına alınıyor gibi. Sanki Yüzüklerin Efendisi'nde hani Gollum karakteri vardı ya, işte yüzükten etkilenen, onun gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar ki daha öncesinde yine Dynamite'ın bazı animasyonlarında aslında bu sahneyi görmüştük. Bakın böyle farklı bir kamera görüntüsü var. Burada yine Jackie işaret ediyor ve Dynamite'le birlikte kaçıyorlar ama tam patlamanın olduğu yerde olduğu için şu iki kamera bozuluyor arkadaşlar. Bakın hem bu hem de şu patlamanın olduğu saniye karıncalanmaya başlıyor. Yani tamamen görüntüsü gidiyor. Şuradan da bakalım, herhalde bir tanesi de şuydu galiba. Buradan biraz daha net görürüz. Bakın bir sürü TNT var orada. TNT'den hepsi birden patlayınca tabii. Bakın orası patlayınca oradaki kameranın görüntüsü gidiyor ve şu kamera da bu arada yere doğru düşüyor. Ama orada inanılmaz büyük bir hazine buluyorlar arkadaşlar. Ve yine burada iki tane sağ tarafta kamera var. O iki tane sağ taraftaki kamera yine çok ilgili değil. Yani daha öncekinde de yani bazı kameralar çok ilgili değil sanıyorum. Ama burada TNT yazıyor yine. Belki burası hani o patlamanın yapıldığı yere yakın bir yer olabilir ama hiçbir hareketlenme yok. Yani patlama olunca yakın olsa en azından hani belki şey yaparlar, bir işte hareketlenme olur. Hiçbir hareketlenme yok arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Diğer kameraya da isterseniz şöyle bir bakalım. Bakın şuradaki kameraydı galiba. Bu da işte yine Bell'in sezonunun olduğu yeri gösteriyor. Star Park'ın içerisinde, çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bir bölüm mesela Bell'in sezonu, Altın Kol Geçidi sezonunu gösteriyor. İşte bir bölüm farklı bir sezonu gösteriyor. Yani aslında burada kamerada gördüğümüz yerlerin birçoğu bir sezonu bize gösteriyor. Ve buradaki ikinci görüntüydü. Bu görüntüyle birlikte de Jackie ve Dynamite'ın daha önce animasyonlarda da görmüş olduğumuz bu sahnesini, bu elmasları ulaşabilmek için orada TNT'leri patlattığı sahneyi görüyoruz. Ve biz bu sahneyi aslında bir animasyonun içerisinde kısmen görmüştük arkadaşlar. Şimdi bunu da size göstereceğim. Burada Max'i görüyoruz arkadaşlar. Süper şehrin kahramanı diyor. Ve daha sonra Jackie'yi görüyoruz. Burada maden kazıyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar madenin içerisi aynı biraz önce Dynamite ve Jackie'nin kazdığı TNT ile patlattığı yer gibi. Ama burada artık savaşçıya dönüşmüş durumdalar. Ama biraz önce bizim izlemiş olduğumuz o CCTV'nin içerisindeki bölüm bizim geçmişe gittiğimiz, yani Star Park'ın içerisinde daha savaşçıya dönüşmeden önceki halleri. Yani aslında bizim buradaki videoda gördüğümüz gibi arkadaşlar Dynamite ve Jackie zaten eskiden beri buna çok meraklıymış. Bir hazine bulmaya meraklıymış ve oyunun içerisindeki oyun simülasyonuna girdikten sonra da yine biraz önceki animasyonda gördüğümüz gibi o hazineyi bulma çalışmalarına tamamen devam etmişler. Hiçbir şey yapmamışlar ve buradaki hazineyi bulduğu zaman da Dynamite'ın ne kadar mutlu olduğunu gözlerinden anlayabiliyoruz. Siz de bulduğunuz gizemleri mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ben mümkün oldukça yeni bir şey geldikçe sizinle ara ara da olsa videolarla, canlı yayınlarla paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki de sizin de ilginiz çok önemli. Eğer beğendiyseniz ve bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan güzel bir like atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. 5000 like'ı geçersek seriyi de devam ettireceğim. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmayı, marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı unutmayın. Şu an ekranda ve kartlarda Star Park CCTV ile ilgili olan bütün videolarımın ve canlı yayınlarımın olduğu oynatma listesine ve bugün yüklediğim short videosunu görebilirsiniz. O videolara da like atarak destek olursanız çok sevinirim. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum dostlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.